Uluslararası Telif Hakları İşbirliği Projesi'nin ilk çalıştayı Kazakistan'ın Almatı kentinde başladı. Çalıştayda Avrupa Birliği üyesi olmayan Orta Asya ve Balkan ülkelerinde telif haklarının mevcut durumu ve ülkeler arasında telif hakları sistemi görüşülecek. Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Gürcistan, Ukrayna, Moldova, Makedonya, Sırbistan ve Azerbaycan. Orta Asya ve Balkan ülkelerinin Kültür Bakanlığı temsilcileri, Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenlenen Uluslararası Telif Hakları İşbirliği Projesi'nin ilk çalıştayında buluştu. Fikir ve sanat eserleri artık ülkeler, hatta kıtalar arasında çok rahat bir şekilde dolaşıyor ve etkileşim haline giriyor. Sanat eserleri mevzuatlar arasında bir geçişkenlik olmazsa ülkeler arasında da geçişkenlik sağlayamıyor. Ya da sağladığında korsan olarak ilerliyor. Legal bir geçişkenlik. En yakın coğrafyada, Balkanlar ve Orta Asya'da dünyanın en önemli kültürel zenginliklerinin olduğu coğrafyalar. Bu coğrafyalarda bu etkileşimi kurup birbirini iyi tanıyan, birbirine katkıda bulunan ve telif hakları sistematiği üzerinde bölgesel bir birliktelik oluşturmaya başlıyoruz. Temel amacımız bu. Dijital korsan faaliyetleri diğer korsan faaliyetlerinin aksine tersi istikamette. Batıdan doğuya doğru akan bir korsan faaliyeti. Bugün bir masa kurduk. Bu masa bölgemizin telif hakları masası. Türkiye olarak bu masayı kurmuş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da buna benzer masalar kurmaya ve bölgemizde etkin bir şekilde koordinasyon sağlamaya, bir aktör olarak var olmaya devam etmek istiyoruz. Türkiye'nin Almatı Başkonsolosu Rıza Kaan Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dinçer Ateş'in yanı sıra Türk Dünyası Vakfı Genel Sekreteri Adnan Tekşen'in de katıldığı çalıştayda bölgesel ve uluslararası işbirliğine vurgu yapıldı. Türk kültür ve medeniyetinin yaşadığı, paylaşıldığı bölgeler, halklarla ilgili projeler, etkinlikler gerçekleştiriyor. Bilimsel faaliyetler en önemli alanda ülkeler arasında işbirliğini sağlayabilecek her türlü etkinlik, proje bizim vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için birinci öncelikli projeler. Telif projesi de bu anlamda bizim genel amaç ve hedeflerimiz içerisinde gerçekten önemli bir yer işgal ediyor. Çünkü işbirliğinin bir retorikte kalmayıp pratikte bir işbirliğine dönüşmesi için ülkeler arasında bu telif alanında işbirliğinin ben önemli olduğunu düşünüyorum. İki gün sürecek olan çalıştayda telif hakları alanında idari yapılanma ve sunulan hizmetler, telif hakkı sahiplerinin mali ve manevi hakları gibi konular ele alınacak. Çalıştay kapsamında telif hakları uyuşmazlıklarında hukuki ve cezai yaptırımlar da gündeme taşınacak.